Dün akşam başka bir davet daha vardı Esquire dergisinin daveti oraya da özellikle oyuncular akın etti izleyelim. Ee, şimdi Aline Boz artık bu çocuk sorusunu sormayın diyor. Belli ki orada rencide oluyor ya da istemiyor. Ee, sen de bu konuda zaman zaman sıkıntılar yaşamıştın. Ne diyorsun bu konuda? Hayatım bizde maalesef şöyle bir şey var. Karşıdakinin ne kadar şey olduğunu kimse neler çektiğini düşünmüyor yaşadı. yani. Ee, zamanı gelirse ya da ister herkes çocuk doğuracak diye bir şey de yok bu arada Ben dönemde, mesela ben şimdi yumurtalarımı dondurdum Hı. şu an hazır hissetmediğim için koydurmayacağım Hı. koydurur muyum onu da bilmiyorum ama da Hı. Var. Hı. ne zaman isterim 2 yıl sonra mı 5 yıl sonra mı bir yıl sonra mı bilmiyorum Hı. belki hiç koydurmayacağım çünkü devir de çok şey rencide oluyor kadınlar artık bizde böyle bir zorlama var yani evlendin ne zaman evleniyorsun önce Hı. sonra ne zaman çocuk niye sana ne ben artık şeyi öğrendim. Bana ne? Sana ne? Hmm. Ya sana ne? Hmm. Sana ne ya? Evet ya. Yani. Ya sana ne arkadaşım? Canım isterse yapacağım. Evet. Mecbur muyum? Belki gideceğim, evlatlık kalacağım. Hmm. Ki öyle Belki koruyucu ama. annelik yapacağım. Ya bir insanları salın. Hani salın ya. Hmm. Bırakın. Ya onun özelinde belki olmuyor. Hmm. Belki çok şey yaşıyor bilemezsiniz yani Tabii. onun ruhsal durumunu. Çünkü her sorduğunda o bir depreşiyor tekrar tekrar dönüyor yani. Hani bunda en çok kadınlar yapıyor Sonra kadına. şey olmaya başlıyorsun. Ya benim çocuğum olmuyor. Eksik miyim? Aynen. Ya insanlara böyle bir psikoloji yüklemeyin. Gerek yok. Hmm. Gerek yok ya senin oldu da ne oldu hani? Ne oldu dünya başka bir işeye mi döndü? Şimdi, şimdiki çocukları da görüyoruz, bütün ünlüler e, yardım istiyor, bir şey yapıyor. zaten. Hani çok zor bu devirde. Yani biliyorsun. anne baba olmak anne olduktan sonra güzel mesele evlat, ki. Güzel o seni, evlat. O senin yeti... rütbeni öyle. De, ne diyorlar ailem biliyor musun? Şöyle diyorlar anne olmayan bilemez. Ay o çok daha. Valla ben yani. anneme ne Pardon, diyorum? Pardon iyi ki seni doğurmuşum diyorum. Yani <laughs> benim zaten bir çocuğum var evimde yani. Benim annem benim çocuğum oldu artık. Hani ben o, o beni doğurmuş ama ben onu doğurmuşum şimdi. Hmm. O nasıl? ben bebekken bana davranıyorsa ben ona öyle davranıyorum şu an. Ya. O yüzden çocuk eksikliği hissetmiyorum. Bir günde yapmak istersem kocam için yaparım. Arada bir depreşiyor çocuk istiyorum. Hı. Ay diyorum benim gibi bir kızım olsun diyorum. Hı. Sonra diyorum ki ya bu dünyaya çocuk gelir mi? Bombalar havalarda uçuyor, bu oluyor. Ne gerek var? Böyle git gel yaşıyorum. Peki bir çocuğu baskıya gerek Bir yok çocuğu yani. e, savaş mağduru bir çocuğu ben istiyorum. E, heh, onu bir i̇stiyorum. anlatır mısın? Kararına sağız. Gazzeden ya oradan istiyorum ama ben de hazır değilim daha. Şimdi bak bunun için de hazır olmak lazım. Tabii. Şimdi benim de bir annem var rahatsız oluyor yani hasta oluyor ona bakıyorum. Şimdi ona da yetişmem lazım. Şimdi Tabii. bak böyle bir şey yaparken Hı. sırf haydi yapayım Hı. ben gibi olmaz. Önce kendini hazırlayacaksın, evi o hazırlayacaksın, ortam hazırlayacaksın. Hı. Bu çok önemli. Tabii ki. İstiyorum ha nasip olur mu? Allah nasip eder mi? Bana kalsa ben 20-30-40-50-100 çocuğu alayım. Ona ablalık yapayım. Hmm. Hani ona ablalık yapayım bunu çok istiyorum. Hmm. Ama Rabbim nasip eder ya da etmez bilmiyorum. Dediğim gibi bunun için ortamının da hazır olması lazım. Çok bir sorumluluk isteyen yani. çok, evet, çok da çok ayrı bir şey. Çok da yani çok büyük sorumluluk. Evet. Onu yıllardan ya beri tanıyan biri köpeğim olarak köpeğim söylüyorum. Öldü. Ya Psikiyatrdan randevu aldım ben. Valla psikolojim hmm. bozuldu. 19 yıllık köpeğimiz öldü. Anneme bana randevu aldım dün. Ha, annem hasta diye gidemedik biz. Yani Yok, bir de anladım. çocuk sorumluluğu başka bir şey. Ben bilmiyorum ben deliririm herhalde bu annelere babalara hepinize gerçekten çok büyük saygı duyuyorum. Evet çok fena. Evet. Benim çocuğum dışarı çıksa ben manyak gibi peşinde takip ederim. Siz <laughs> <ben acıyım> ya. <laughs> evet. Ben de aynısı Ama işte hele belirli bir yaştan sonra öyle oluyor. Yani 19'larda. Yaşla alakası yok. Ay yaş ilerleyince endişen artıyor o yüzden. Evet. Ya şu devirde ya biz mahallelerde oynayıp arkadaşları yani. olan çocuklardık ya şimdi Tabii. çocuğunu bakkala yollarken eyvah bir şey mi olacak diye düşünüyorsun. Ya düşünün ben Instagram'da falan bazen okuyorum diyorlar ki ya önceden çocuğun bir kıymeti yoktu. Anahtar unutulunca balkondan sarkıtılırdık. Hani tabii. O dönemden eyvah çocuğuma ne oldu? Dönemine geçtik ya. Kesinlikle. Kesin. Çok zor başka bir sorumluluk. Ama çocuk sorularını yani şu soruları insanlara bence sormayın artık. Evet. Hadi devam edelim. Ne kapatamıyım? Fazla detay yok. soruyu yok. Aldım 2 çıktı da vereceğim abi. Yazın alıyorum. Evet bu davetin şıkları da şu an Barko'da bir bakın göz atın. Evet bakalım yine siyah ağırlıklı farkındaysanız. Evet Meriç Aral, Meltem Cumbul, Rüyüs Rageyik, Aline Boz ee, bir Sabah, Sabah tümer. tümer olayı bozmuş iyi yapmış. <laughs> çok tatlı <gülüyor> kadın <gülüyor> değil mi ya? Çok tatlı kadın çok, çok fıkır fıkır şıkır şıkır. Çok da iddialı giymiş Sabah Tümer. Saadet Abi. Ne diyorsunuz? Ee, Aylin sen ne diyorsun? Yani söyleyeyim şu ortadaki üçüncü var ya. Yusra giyin. O o o iyi. O kadar. Sağ. Evet, o da iddialı giymiş içinde. Başka, başka yok bence. Yok. Evet bu e, iyi iddialı şey giymiş. Şey söyleyeceğim. Sıtan. Evet çok iddialı giymiş. Ama davete girerken uzun siyah bir elbise vardı içeride. Böyle mi oldu? Ceketin önünü kapatmıştı. Bayağı Aa dolayı, yok evet değil farklıydı Böyle darıcık Doğru. ince uzun böyle Doğru. ince bir kumaştan Aa, bir elbisesi vardı yani, ama çok farklı şu anda. Evet. Yani. Belki iyi de bir etek gibi bir şey takıp sonra çıkarmış olabilir. Yok yok bambaşka ha, bir elbiseyle mi? poz verdi ama içeride aynı Gayet zamanda sunum da yaptığı için. Ha bu e, ha, bu uzun değilmiş. Bak. Bu tarafta elbiseyle. Solda elbise. Solda elbise. Sağda da payetli Sağda... bir bir Heh. dik yakalı bir şey var. Gelen konuklarla röportaj yapıyor çünkü. Hatırlarsınız Yusra Geyik de yaklaşık 10 yıl kadar arka sokaklarda oynadı. Evet. Sonra yetti billah dedi. Hatta 14 yıl. 14, <laughs> 14, yıl. <laughs> 14 yıl. Bir dizide o. Küçücükken girdiniz, <laughs> büyükken çıktım. Ben bu insanların girdikleri dizilerden böyle çat çat ayrılmalar hani kendimi tekrarlıyorum falan var ya. Ya bırak onun bir hakkını ver. Sonra başka bir rolde kendini yenilersin. Bazen herhalde. de izlenmediği için dizi kaldırılıyor. Bazen o dizide ayrı. oyuncu değişikliği Ama oluyor. Ama böyle uzun soluklu reyting rekorları kıran insanlar. Bence insanların... bir tek dizide o arka sokaklar bu kadar uzun soluklu. Ne <laughs> güzel. Bak, <laughs> 19. Bunlar dizilerde oynarken birçoğu <laughs> bir şey oldum zannedip hemen ayrılıp <laughs> sonra ortada kalıyorlar. Evet. Tamam mı? Hiçbir şey olmuyor. Ne evet. kadar kötü ya bırak 50 yıl sürsün ne olmuş yani. Evet, şu bir siyah, siyah ağırlığı var. son zamanlarda siyah ve bordo. Asalet ama, evet yani. Ya. Ben de hastasıyım. Siyaz, Vallahi bugün yani. etimiz siyahları. Evet. İçimiz ama olsun gene de güzeliz. Sabah Tüber şu anda bizi böyle aydınlattı. Çok tatlı sesiyle. Çok tatlı. Sabah Tüber çok hoş. İddialı. Çok da iddialı girmiş bu arada. Çok da güzel taşımış bence. Güzel olmuş ya. Bu, bu dantel. Ben şu şey bilek boylarını hiç sevmem. Bilek boyu ne pantolon ne etek ne elbise nefret ederim. Aynen. Nefret ederim. Ama annem tutturur. Kızlar da görüyor bir damlacık kızlar. Ama kızım diyor bak sana ne güzel. Anne diyorum ya git. Ya ben bacağım uzun benim ya ben de çok komik ya görünce de komik geliyor ama ben Belki sevmem. sana komik geliyordur. Bana komik geliyor zaten. Yani sen iyi taşıyorsun. Ben başkasında de... da sevmiyorum ya. Öyle mi? Gözüne güzel gelmiyor. Ama, ama araba, aslında... mesela şu yere kadar olsaydı hmm. bambaşka Ayaklar şey hiç görünmeyecek yani. ayakkabılar görünme hiç görünmeyecek. Keşke. Bunu ama hiç... bunun da şeyini taşımak da kolay değil içeriyi göstermeyeceksin tabii içinde <laughs> onun bir astarı var evet, tabi Astarı var var bayağı iddialı giyinmiş çok. ama çok da şık olmuş çok güzel sanki mayo sabah. da bacak tarafında o astar yok gibi duruyor vallahi çok iddialı çok da şık olmuş ben arkadan bir şey geliyor işte herkesin siyahlar olabilir. giyineceğini tahmin ederek çünkü genelde davetlerde siyahlar giyiniyor. bir ters köşe yapan hop ön adım geçiyor. sabah tümer o şeyi silvral zekayı kullanmış evet evet şimdi ne yapıyoruz şimdi ee, en çok konuştuğumuz artık yorumlar dibine kadar biz de bu masada çok konuşmuştuk. Türkiye'nin en seksi kadını Zeynep Bastık seçilir. Ee, biz de üzerine konuşuruz.